Öğrenmenin ne demek olduğunu öğrendik Nasıl öğreniyoruz hangi şekillerde öğreniyoruz Öğrenme türlerine bakalım Öncelikli olarak Şunu aklımızda Muhakkak tutmamız lazım Tüm öğrenme şekilleri eş zamanlı Olarak kullanılırlar birbirlerinden Kopuk değillerdir yani mutlaka Biz bir şey öğrenirken birazdan sayacağımız 5 tane öğrenme yolunu Genel olarak bir arada kullanıyoruz Öğrenme türlerinden birincisi Deneme ve yanılma yoluyla öğrenme tamamen adından çıkarabileceğimiz bir öğrenme metodu bu. Deniyoruz, yanılıyoruz. Deniyoruz, yanılıyoruz ve sonuç olarak nasıl yapmamız gerektiğini öğreniyoruz o davranışı. Hedefimiz var bir adet, amacımız var. Bu amaca ulaşmak için bazı davranışlarda bulunuyoruz. Bu davranışlardan hangisi sorunu çözer ya da hedefe ulaştırırsa o davranışı öğreniyoruz. Bilgisayar kullanırken, yazı yazarken, bisiklet sürerken, otomobil kullanırken tamamen deneme yanılma yoluyla öğreniyoruz. İkincisi, bilişsel ya da mental öğrenme, mental bilişsel demek. Öğrenmelerin çok büyük bir kısmını bu yolla yapıyoruz. Öğrenmeyi davranışa dönüştürmeden önce bilinçte gerçekleştiriyoruz, farkında olmadan sonra da performansa dönüştürüyoruz. Bilişsel öğrenmenin alt başlıklarından bir tanesi sezgisel ya da kavrayış yoluyla öğrenme ya da aniden öğrenme diye de aklınızda tutabilirsiniz. Buradaki mevzu şudur. Olaylar arasındaki ilişkiler ya da bir problemin çözümü birdenbire fark edilir. Bu şöyle bir durumdur. Öncesinde çaba harcanır, düşünülür, uğraşılır fakat bir çözüme ulaşılamaz. Bir süre sonra birdenbire ampul yanar. En meşhur örneği şudur. Newton yer çekimi kanunu ilgili başlangıçta çaba, çaba sarf etmiştir. Fakat bir çözüme ulaşamamıştır. Sonra elma ağacının altında otururken birdenbire başına bir elmanın düşmesiyle yer çekimi kanununu bulmuştur. İkincisi, model alma ya da taklit yoluyla öğrenme. Bu da adından çıkarabileceğimiz bir öğrenme. Başkalarının belirli durumlarda nasıl davrandıklarını, sorunları nasıl çözdüklerini gözlemleriz. Ve biz de bu yolla öğreniriz. Sözel öğrenme tamamen kelimelerle, sözcüklerle yapılan öğrenmedir. Mesela şu anda siz sözel öğrenmenin ne demek olduğunu sözel öğrenme yoluyla öğreniyorsunuz. Yer öğrenme başka bir başlık. Burada da e, birey fiziksel çevresiyle ilgili bir harita oluşturur. E, mesela adres tarif ederken, işte bilmem ne lisesinin karşısında derken, şu dükkandan sonra sola dön derken tamamen yer öğrenmeyi kullanırız. Örtük ya da gizli ya da farkına varmadan öğrenmede ise bir şeyi öğrendiğimizi ihtiyaç duyduğumuzda fark ederiz. Mesela birisi bana adliyenin yerini sorsa ben ona çok güzel tarif ederim ama onu nasıl öğrendiğimin farkında değilimdir. Psikomotor öğrenme ya da motor öğrenme diye de karşınıza çıkabilir. Burada beyin ve kas birlikte çalışırlar. Öğrenmeyi yaparken, yemek pişirmek, bisiklet sürmek, yüzmeye öğrenmek, hatta bütün spor dallarını öğrenmek, enstrüman çalmak, otomobil kullanmak, bunlar tamamen psikomotor öğrenmedir. Psikomotor da sorularda karşınıza gelirse eğer bakacağınız şey tamamen şudur. Burada davranış çok hızlı bir şekilde yapılır artık bir süre sonra otomatik hale gelmiştir ve hatasız bir şekilde yapılır. Yani psikomotor öğrenmeyle davranış ne kadar iyi öğrenilmişse o kadar hızlı ve aynı zamanda hatasız bir şekilde yapılacaktır. Müzik